Ferit hakkında konuştuklarımızı düşündüm. Hatta o günden beri başka bir şey düşünmüyorum. Sen haklıydın. Ama diğerleri gibi davranalım. Güzel. Bu sefer hemfikir olmamıza sevindim Zafer. Abi. Ben hayatımda ilk defa birine köpek gibi aşık oldum. Deniz geçici bir heves değil. Bundan eminim. Merak etme. Ya Zafer'le Onur arasında bir gerilim var ama ne olduğunu anlayamadım. Seni mi paylaşamıyorlar yoksa? Dur bir dakika. Senin benimle inatlaşacağın bir oyun değil Zafer. Pardon? Bak aşk maç senin kitabında yok. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Bu şımarıklığına göz yummam ben senin. Allah Allah. Neyi ne kadar hissedeceğime de sen karar ver. İçeri girdiler. Bence annem haklı biliyor musun? Sen kendini rolüne fazla kaptırdın Junior, Hamit, Köksal. Oğlum bak biraz makul olmayı dene. Biraz sonucunu düşünerek adım at. Ya sen ne bu ya bu Melis hassasiyetin? Ha? Kaç kere anlatacağım ben sana? Tek lafta anlamıyor musun? Anlıyorum, anlıyorum ama bak bizimkiler dünden razı. Kızın ailesi uygun. Benimki geçici bir heves değil diyorum. Yani ne var bunda? Bunca hatundan sonra biraz fikrim vardır diye düşünüyorum. Kız seninle ilgileniyor mu sence? Ha? Ben öyle gözlemlemedim çünkü. Gayet iyi vakit geçiriyoruz biz. İyi vakit geçiriyorsun. Çünkü kız dost canlısı. Kızı da zor durumda bırakacaksın. Ya bırak. Bırak ona o karar versin. İstemiyorsa istemiyorum der. Hayırdır sen avukatı mısın ya? Tamam abi sen. Tamam. Sen anlamama konusunda ısrarcısın demek. Değil mi? Ne yaparsan yap Zafer. Eyvallah. Ama Melis'in işinden çekiliyorsun. Anlamadın? Hep işinden çekiliyorsun. Bir gele Melis halledecek bundan sonra. Allah Allah buna sen karar veremezsin tamam mı? Şu an bütün kararları ben veriyorum. Nereye? Üst makama. Belli ki seninle halledemiyoruz hiçbir şeyi. Gururum okşandı. Ben de oğlumun milyarlık yatırımını sosyal medyadan öğrenince... beni takmıyor mu diye düşünmüştüm. Demek işine gelince fikrime ihtiyaç duyabiliyormuş hala. Ha? Gel Onur gel. Zafer de seni şikayet ediyordu. Bak baba ben kimseyi şikayet etmiyorum. Ben hakkımı arıyorum. Epişi benimdi. Bunu bana sen verdin. Beni görevden alıp kafasına göre bir geyi koyamaz Onur Bey ya. Seni bu meselelerle yormamak için şu an yetki bende. Ama ev halkı bunu anlamakta bir güçlük çekiyor baba. Sen kafana göre takıl diye sana bu görevi vermedi babam. İşine gelmeyince onu ezip bana gelme. Haksız olduğunu düşünüyorsan abini ikna et. Oo, herkes burada. Ha? Ben de tam şirkete gidiyordum. Hiçbir yere gitme bence. Müjdeli bir haberim var. Hamit'ciğim, Doktor Arif'le konuştum. Bahçeye kısa süreliğine de olsa çıkmana izin verdi. F tipinden açığa mı terfi ettim? Evet ve ben de bu terfiyi kutlamak için ailecek bir kahvaltı organize ettim. Bige de geliyor. Ben çıkıyorum. Bige mi? Bige. Uzun zamandır babanı ziyaret etmek istiyordu ama bir türlü gerçekleşemedi. Bugün denk düşecekler inşallah. Melis de burada. Gerçi Melis iş için burada. Ama Bige tabii haklı olarak Melis'in iş için bile olsa burada olmasından çok rahatsızlık duyuyor. O yüzden kahvaltıda senin de olman çok iyi olur Onurcuğum. Zafer. Hayırdır ne oldu? Hamit Bey'e bir şey mi oldu? Yok. Gayet iyi. Birazdan aşağı inecek. Senin neyin var o zaman? Bu sabah seni çağırdım. Çalışırız diye de kusura bakma. Planlar değişti. Planlar değişti derken nasıl değişti? Onur Beyciğimiz projeden çekilmemi emretti. Neden? Zafer, en azından nedenini bilme hakkın var değil mi? Melis, ben... bu şekilde söylemek zorunda kaldığım için öncelikle beni affet. Çünkü ben oyun nedir bilmem. Yani neysem oyundur. Olduğum gibiyim. Onun için bodoslama da alacağım. Biliyorum. İnanmayacaksın bana. Şüpheli davranacaksın.
Melis, ben senden çok hoşlanıyorum ya. Gerçekten. Daha önce hiçbir kadına böyle hissetmemiştim. İnan bana, daha böyle duygusal bir atmosferde söylemek isterdim. Daha özel bir anda söylemek isterdim ama şartlar. Hayır, ne olur. Hiçbir şey söyleme. Söylemek zorunda değilsin. Hatta söyleme lütfen. Sadece ben bu kavganın sebebini sorduğunda kolpa bir cevap vermek istemedim. Çünkü ben sana gerçekten dürüst olmak istiyorum. Kimseye olmadığım kadar açık olmak istiyorum. Biri olmak istiyorum. Onun için hiçbir şey söyleme şu an lütfen. Ah, Hamit Bey. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Onu bir de evdekilere sor. Aşk olsun Hamit. Hoş geldin bir gece. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Ne güzel bir ana denk geldim. Çok mutlu oldum. Ay, çok tatlısın. Sağ ol. Hadi gel biraz oturalım istersen. Yoruldun değil mi? Gel. Ne haber canım? İyi hayatım. Tamam. Yani sen şimdi bunları Onur'a da söyledin. Ve Onur'la kavga ettiniz. Doğru mu anlıyorum? Yok, hayır. Biz birlikte çalışamazmışız Onur Beyciğimize göre. Hayır, yani nişanlı olmasa kıskandı falan diyeceğim de. Anlamadım, bir derdi var da. Gerçekten anlayamıyorum. Kötü bir ünüm var. Farkındayım. Ama tam da şu anın çok özel olduğunun da farkındayım Melis. Dikkat et. Tamam. Haklısın, bence şu anda konuşmayalım biz bunu. Şu şok halini birazcık daha izlemek isterdim. Şu haline bak. Sefer lütfen. Günaydın. 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 Hamit Bey, sizleri burada böyle ayakta görmek ne kadar güzel. Teşekkür ederim. O zaman ben artık müsaadenizi isteyeyim. Aa, sizin iş toplantınız yok muydu? Vardı. Vardı da ben aile toplantınızı bölmek istemiyorum. Hep konuşmaya gelmiştik ama başka zaman artık. Duymamış olayım Melis'ciğim, aşk olsun. Sen de aileden sayılırsın artık değil mi? O kadar emeğin var kızım. Lütfen. Estağfurullah. Hadi. Buyurun. Buyurun Hamit Bey. Gel hayatım şöyle. Yerine otur. Yavaş. Gecim. Sen de yanıma gel hayatım. Montunu alabilir miyim? Nasılsın hayatım? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Günaydın. Gecikmedim umarım. Beklemiyorduk. Sürpriz bile oldun. Maşallah babacığım. Formundasın bugün. Çok şükür. Ben zaten hastanede söylemiştim. Hamit Köksal o. Ona hiçbir şey olmaz. Kötüler ölmez diyor. Oo babacığım, bugün şakacı tarafından yapmış. Güzel. Ben aslında buraya gelirken endişelenmiştim. Babama üzüntüden bir şey olacak diye. Neye üzülecek? Ne oldu Neslihan? Nasıl yani? Hiçbiriniz görmediniz mi? Ben hatta Bige'yi görünce şaşırdım. Sosyal medyaya hiç bakmadınız mı? Aa. Bige, bu nasıl haber böyle? Benimle ilgili mi haber? Aa, aa, aa. Yakın zamanda sosyetenin gözde bekarlarından Onur Köksal'la nişanlanacak haberi duyulan Bige Sölöz hakkında ortalığı atılan iddia kafaları karıştırdı. Bige Sölöz'ün 2019 yılında İtalya'da genç bir adamı öldürmeye teşebbüs ettiği, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördü. Açıklayabilirim bunların hepsini.
Çok iyi olur. Neyi açıklayacaksın Bige? Bu nasıl bir haber böyle? Biz bir aile olacağız Bige. 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 Bunu konuşacağız. Bige! 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 Kapıyı açar mısın? Bige! Gel Bige! Yap! Sakin ol, konuşacağız. Bak bir şey yok. Bige! Ya bekle, bir konuşalım lütfen. Lütfen konuşalım. Yap! Karşı. Arabamı getirin, hemen arabamı getirin. Hayatım, istersen seni odana çıkarabilirim. Bu işte senin parmağın yok. Eminsin değil mi? Yani Hamit'ciğim, asıl şoku bıraktık. Şimdi sıra günah keçisi bulmaya mı geldi? Aylarca masamızda bir cani ve deli bir kızı barındırmışız. Bunu nasıl normal kabul edebiliriz Allah aşkına? Ne canisi, ne delisi ya? Siz nasıl insanlarsınız be? Ha, kıza yaşattığınız travmanın farkında mısınız siz? Dinlemeden, anlamadan. Senin haberin var mıydı bundan Onur? Yoktu baba, yoktu. Ama hiçbir şeyin medyaya yansıdığı gibi olmadığını bilecek kadar tecrübemiz var. Kıza savunma hakkı verebilirdiniz kendini. Biz de şoke olduk. Ne güzel ya. Bütün faturayı bize kes, olur hayır, mu? Hayır. Asıl meseleden de kaç. Bu sefer salağa yatman çalışmayacak. Bu sefer sen çizgiyi aştın. Aştınız. Ne yani? Doktor Arif Bey, ben mi organize ettim? Bugün babanın dışarı çıkmasına ben mi karar verdim? Oldu Onur Bey. Günümüzü mahvedin, sonra da suçlu ilan edin bizi. Sen git bu işin detayını öğren önce. Öğreneceğim. Öğreneceğim. Mesele ne olursa olsun ikiniz de özür dileyeceksiniz onunla. Bunu sineye çekmiyorum. Hayatım, odana çıkardım seni. Hadi gel. Günümüzü mahvettiler. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Ferdi, Bige'nin haberlerini yayından kaldırt. Haberin detaylarını öğren ve kaynağını bulmaya çalış. Bir de hastaneyle konuş, iyi bir terapist araştırsınlar. Sağ ol. Nasıl oldu? İyi mi? Gayet iyi. Babam krizlerin adamıdır, korkma. Bizde krizsiz masa olmuyor. Kusura bakma. Olur mu canım öyle şey? Herkes için çok üzücü bir durum oldu tabii. Neyse, ben de daha fazla kalabalık etmeyeyim o zaman. Gideyim, olur mu? Ya Melis, ben hayatımın boşluğunu seninle doldurdum diyorum. Sen kalabalık etmeyeyim diyorsun. Yapma böyle. Zafer, bunu burada konuşmayalım dedik ya. Haklısın, pardon. Tamam. Ben bırakayım seni. Yok, bence sen kal. Ya evde sana ihtiyaçları vardır. Yok yok. Bir hepimizin hazmetmesi lazım. İyi gelecek bana da. Gel. Lütfen bırakayım seni. Tamam. Nasılsın canım? İyi misin? Çok. Daha güzel bir geçmiş olsun hediyesi olamazdı. Evet. Tam da gününe denk geldi. Ya. Planlasan anca. Sen de mi beni suçluyorsun baba? Yeter ama Hamit. Yani artık yeter, bu kadarı yeter. Deprem olsa Onur Nesli'den bilecek. Olmaz ki canım. Sen de buna müsaade ediyorsun. Velev ki Nesli yaptı. Yani hepinizin teşekkür etmesi lazım buna. Ya, dünya aleme bizi rezil etti diye değil mi? Hamit, sen iyi misin Allah aşkına? Olup bitenin farkında mısın acaba sen? Yok, yok anne, zorlama sen. Gündem yine benim. Yoruldum. Öldürmeye niyetiniz yoksa eğer dinleneceğim. Bravo Hamit. Bravo.
Seni bu hale getireni baş köşeye oturt, bizim niyetimizi sorgula. Gerçekten bravo. Hemşireni gönderiyorum. Şu durumda bile hala bizi suçluyor ya. Onur üste çıktı. Babana fırsat mı verdi kızım? Onur şu durumdan da sıyrılırsa... Sıyrılamayacak. Bu sefer sıyrılamayacak. Çünkü ben bu sefer meseleyi kökünden halledeceğim. Şu an bana çok iyi geldi. Sen de bana çok iyi geldin. Bir şey deme dedim ama sonsuza kadar sus da demedim. Kızdın mı bana? Yok canım, niye kızayım? Gayet tatlıydın. Tatlı. Tatlı en korktuğum sıfatlardan, yani bir gün duyacağım hiç aklıma gelmezdi. Ya bir şey diyeceğim, sen mesafe mi koyuyorsun yoksa beni ciddiye mi almıyorsun? Ya Zafer bak, biz seninle çok güzeliz. Birbirimize karşı da hep dürüst olduk. Ne olur bunu bozmayalım, öyle kalsın ha. Hem bence sen de duygularını bu kadar ciddiye almaman gerektiğini öğrenmişsindir bunca zaman. Ben tecrübelerimle söylüyorum Melis. Gerçekten hayatımda ilk defa böyle güçlü bir şey yaşıyorum. Yani yoksa arkadaşlığımızı riske atar mıydın? Ya bak ya, sen beni niye ciddiye almıyorsun? Ya Zafer yapma Allah aşkına ya. Kadınlarla konuşma konusunda doktorun olduğunu biliyorum da. Doktora mı olsaydı sence konuşma böyle mi ilerlerdi Melis? Lütfen. Bak mesela yine çok yerinde bir iltifat. Tamam. Tamam, bu konuyu kapatalım şimdilik Melis. Anladım, senin için kafanda bir Zafer miti oluşmuş. Önce bir onu yıkalım. Tamam, senden sadece bir şey isteyeceğim. Lütfen bu konuşma aramıza mesafe koymasın. Olur mu? Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. Beni ciddiye aldığınız güne kadar sabredeceğim Melis Hanım. Siz de göreceksiniz. Zafer bana beni sevdiğini söyledi. Bitmedi. Bitmedi. Bunu gidip Onur'a da söylemiş. Ve Onur Zafer'i bizim hepten çekmiş. Ha, kıskanmış. Yani bilmiyorum. Zafer de öyle dedi. Eğer nişanlı olmasa kıskandı diyeceğim dedi ama... Aşk o, çarşı şu an karıştı. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Ay ne diyeceğim Allah aşkına? Goy goyla makarayla geçiştirdim ben de. Zafer'in aşkından ne olur ayrıca Merih. Bir gün sever, bir gün siler. Onu bunu boş ver. Onur'a söylemiş diyorum, Onur'a. Bir şey olur mu? Fitili ateşler olayı hızlandırır. Kız vur dedik, öldürdün. Bu ne ya? Ya... Ay aşko, yani demeyeyim diyorum da bu Alp nerede kaldı ya? Yani salmadılar mı hala çocuğu? Ay yani bir arasan mı acaba, yani bir sorsan mı? Ay, çocuğun başına bir şey gelmesin yani. Ben onu tamamen unuttum Melih ya, mesaj atınca. Aynen, ben de hatırlatıyorum işte şimdi sana. Arıyorum. Bu nedir artık ya? Annemler de ayıp etmiş yani. İyi ki kahvaltıya kalmamış. Evdeki bu doğu batı cephesinden o kadar sıkıldım ki. Zafer, ben kime anlatıyorum? Kafam nerede? Abla. Hoşlandığım kadın beni ciddiye almıyor. Aa, neden acaba? Bak ya, ya benim ablam bile böyle düşünüyorsa kızın kale almaması çok normal. Ne şimdi, senin sicil de belli bir tane. Kim bu kız? Melis deme. Niye demeyeyim? Ya ne bileyim, bence annem körükledi biraz o işi. Gaza geliyor olmayasın. Ya bak, ben ne hissettiğimi bilmeyecek kadar saf birisi miyim? Hı? Bu sefer farklı diyorum. Ben ne zamana kadar sizin karşınıza böyle bir şeyle geldim? Yani sen hoşlanmak derken baya baya hoşlanıyorsun. Çok ya, çok bildiğin gibi değil. Bunu da buna ikna etmem lazım. Onun için hadi bana yardım et, bir şeyler söyle. Ne ilk defa biri de seni süründürecek.
Ben bunu keyifle izlerim. Ya inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Pollyanna diye yanına geldim. Cadı çıktım çıkar. Ümit Hanım bir bakar mısınız? Git ya, git buradan, git işine. Git. Sen halledersin. Sana güvenim tam. Git. Senden bir daha bir şey istemiyorum. Git. Ha, git gel. Gel. Merhaba Zafer Bey. Gel gel. Hoş geldin. Bak. Kızın hesap bu. Ben bu kıza bir sürü sürpriz hazırlayacağım. Onun için bana bulabildiğin kadar done bul, tamam mı? Bak bu kız ne yer, ne içer, ne giyer, ne sever, ne bileyim nerelere gider, nerelerde takılır, en yakın arkadaşı kim? Bulabildiğin her detay önemli benim için. Onu büyüleyeceğim şeyler bul bana, tamam mı? Bu iş sende. Tamamdır, bende. Hı? Tamam, güveniyorum sana. Olur, medya açıp da ne yapacak mısınız? Arkadaşlar lütfen. Çin haberler doğru mu? Hayır, teşekkür ederim. Çin haberler doğru mu Onur Bey? Onur Bey, Cumhuriyet Halkı'nın doğru mu? Onur Bey, cevap verir misiniz? Pike nerede? Yukarıda Onur Bey. İyi ki geldiniz. Ne yapacağımı bilemedim. Her şeyi kırdı döktü. Tutmaya çalıştım, sakinleştirmeye çalıştım ama olmadı. Tamam. Sağ ol. Pike. Git buradan Onur, git. Tamam. Git, git. Tamam, sakin ol. Tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Tamam, sakin ol. Hiç kimseyi istemiyorum. Tamam, istemiyorsun. Bunları tekrar yaşamayacağım. Bak, sakin olup bana ne olduğunu anlatır mısın? Ha? Bak, ben seni tanıyorum. Mutlaka bir açıklaman vardır buna. Her şey, hepsi geçmişte kaldı. Kalmadı. Susmayacaklar. Ölüm haberimde bile bunu yazacaklar. Ye. Bak. Kiminle düşündüğünden bize ne? Sen biliyorsun, ben biliyorum gerçeği. Gerçek. Hepsi gerçek. Bir adamı öldürüyordum ben. Nasıl oldu? Ne olduğunu anlatmak ister misin? Geçmişti. Ben iyiydim. Yemin ederim iyiydim. Sonra sen bırakıp gidince kabus yeniden başladı. İlaç, alkol, uyuşmak için ne bulduysam kullandım. Ben bir sabah bir uyandım. Evde tanımadığım bir adam vardı. Ben çok korktum. Korktum ve onu hırsız sandım. Elime geçen ilk şeyle ona saldırdım ki kendimi korumak istedim. Ben hatırlamıyordum. Hatırlasam yapar mıyım? Neyi hatırlamıyordun? Ben davet etmişim adamı. Özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Benim yüzümden bunları yaşadığını bilmiyorum. Beni yine kapatmayacaksınız değil mi? Bunlardan. Beni bir daha kapatmayacaksınız değil mi? Hayır. Ben bunu kaldıramam. Merak etme. Ben bunu kaldıramam. Merak etme, ben buna izin vermem. Gel sakin ol. Otur. Anne. Annem de, babam da aynısını söylediler. Sonra sana geri döndüğümü öğrenince reddetmekten bahsettiler. O yüzden gelmediler seninkilerle görüşmeye. Yine gidecek misin oğlum? Ben buradayım.
Çok iyi bir doktor buldum. Tanıdık değil. Hayır. Tamam mı? Hayır. İstemem. Görüşelim lütfen. Hayır. İstemiyorum. Şey yok. Hayır. Kork. İstemiyorum. Sana güven. Lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen. Hayır. Bilge. Hayır. İstemem. Ne oldu? İyi misin Bahar'e? Bütün kemiklerim tutuldu ya. Bütün gece baykuş gibi koltukta tünedim. Tamam otur. Birazcık da. Su getireyim mi ben sana? Kafana göre. En azından oturmuşsun. Bu kız kelle koltukta CIA ajanı gibi ofise girdi. Az daha yakalanıyordu. Aa, şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Ya bir zahmet ya. Ben mi açtım sanki bunları başımıza? Bak bozuk plak gibi durup durup başa sarıyorsun ha. Ne oldu şimdi bu para işi? Halloldu değil mi? Bitti. Bilmiyorum, parayı şimdilik düşünmeyin dediler. Şimdilik derken? Şimdilik ne demek ya? Ne demekmiş şimdilik? Ay ne bileyim ya, siz sorun. Ya ne demek ne bileyim? Ya en azından zaman kazanmış olduk. Böylece hızlandırıp işleri, parayı denkleştiririz. Denkleriz. Denkleriz tabii. Bizim mafyaya para yetiştirmek dışında hiçbir işimiz yok değil mi? İçeri niye adam sokmuşlar, onu öğrenebildin mi bari? Bilmiyorum, öğrenemedim. Ya bütün gece boş boş oturdun mu? Allah peygamber cenneti ya. Bütün dokunduğun yere bela bulaştırıyorsun Zeynep, maşallah. Kız zaten korkuyor. Çocukla gitmesen üstüne. Son ikidir baskın yiyoruz. Senin transfer yollarını da polis mühimledi. Bu meseleyi çözdüm. Bu yüzden çağırdım seni buraya. Nasıl çözdün? At karavanıyla. Büyük bir ekürü yakaladım. Ülke içinde at transferi yaparken bir yandan da bizim mallar güvenli bir şekilde istediğimiz yere ulaşacak. E tabii yurt dışında da aynı şirketin imkanlarından faydalanacağız. Bakalım. Her yerde elleri kolları var. Hangi şirket? Ne kadar sağlam? Polisin sittin seni aklına gelmeyecek bir şirket. O kadardı. Güzel. Ya alt tarafı şirkete şoför aldılar canım. Ne yapabilir ki yani Pumpkin en fazla? Yani kök salları bir şoförle mi batıracaklar? Turbalılar da öyle diyordu. Bir atla devrildiler. Efendim abla. Ha Zeynep, müsait misin? Müsaitim abla, ne oldu? Babam kirayı ödememiş hala. Eli kulağında koyarlar kapıya. Bir şey yapabilir misin? Ne zaman bitiyor ihbar süresi? Bitti bile. Tamam, tamam abla. Ben bir şekilde sana ulaştıracağım parayı ama sen gidip ödeyeceksin, tamam mı? Babamın haberi olmayacak. Bir kağıt falan bir şey de al, bir yere yazsınlar ödendi diye. Tamam, evde yok. Acele et biraz, olur mu? Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun size. Koynumda yılan beslemişim resmen. Allah'tan aslan gibi torunum var da dönen dolaplardan haberimiz oluyor. Kızın derdi bir değil ki. Benim bugünlük light moka istikakım doldu. Ben kaçıyorum. Ay, ablama para götürebilir misin? Maalesef Pumpkin ya. Benim de işlerim var ya hani. Telafi etmem gereken bir dün var ya hani. Seni 00 yere götürsün. Hem çene çalmaktan başka bir işe yaramış olur. Of! Allah seni korumuş aşko. Yani bu herifle ömür mü geçermiş?
Abla. Geldim. Alsana şunları. Bunları yoldan aldım size. Eksik olma. Ne demek? Teyze. Sudem. Oy canım benim. Teyzesinin bir tanesi. Bakayım sana. İyileştin mi? Bana da bir şey aldın mı? Almaz olur muyum ben sana bir şey? Bak bakalım. Oh tamam tamam. Hadi git sen hediyeni aç. Ben de hemen geliyorum tamam? Tamam. Abla hadi git sen, babam gelmeden ver şunu ha. Ne o? Yine benden gizli iş mi çeviriyorsunuz ya? Ha? Sude Naz duymuş bizi. O anlattı korkudan. Yazıklar olsun size be. İkinize birden yazıklar olsun be. Ver bakayım şu parayı. Abla git öde şu parayı. Abla dedim. Eğer sokakta kalırsanız bu sefer karışmam ona göre. Sen bilirsin. Sudan bir şey yok. Hadi gir sen içeri. Geliyorum ben de tamam. Nereden geliyor bu değirmenin suyu Zeynep Hanım? Seni hiç ilgilendirmez. Ne demek lan ilgilendirmez? Bana bak senin dilin fazla uzadı. Çekip kopartırım onu ha. Eğer ki sen benim namusuma halel getiriyorsan... Ne yaparsın? Haracını mı arttırırsın? Benden daha mı çok para istersin? Ne yaparsın? Lan sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sakın. Sakın. Ben Filiz değilim ona göre. Senin şu bindiğin arabanın bir koltuğu bile bu evin bir yıllık kirası yapar be. Kötü tohumsun işte, kötü tohum. Ödünç o benim değil. Hiçbir şey benim değil. Ben ne bedeller ödüyorum senin umurunda bile değil. Biz burada yarı aç yarı tok yaşayalım. Sen orada git sefanı sür değil mi? Gece uyuduğunda kafanı o yastığa nasıl koyuyorsun acaba? Sen nasıl koyuyorsan öyle. İşinize bakın işinize. Gel hayat. Onur Bey'in arkasından bir tane kalmayacağım. Arkadaşlar hayır, erkeklisin evsiniz. Gel hayat. Bir kere alışma, iyileştin mi? Onur Bey, durun derslerden bir söyleniyor. Onur Bey, açıklama yapar mı? Onur Bey, Bilge Hanım bir adam öldürmesiyle ilgili haberler de doğru mu? Bilge Hanım, yanıt verir misiniz lütfen? Merhaba, Doktor Yeliz Hanım'a geldik. Şöyle buyurun, hemen haber veriyorum. Tamam, teşekkürler. Gel hayatım. Onur hayır, ben gidelim buradan lütfen, istemiyorum ya. İhtiyacım yok, tedavimi oldum ben zaten. Bak, İyiyim, iyileştim. Tamam bak, sabah geçirdiğin krizi bir konuşmaya geldik. Tanıdık biri de değil, rahat edeceksin. Hayır, ben eve gitmek istiyorum. Bilge. Onur Bey, Bilge Hanım, hoş geldiniz. Biz tam gidiyorduk aslında. Onur, lütfen dedim. Asıl burada olmak benim sinirimi bozuyor ya. Çok minik bir tanışma sohbeti edelim. Sonra isterseniz gidersiniz. Olur mu? Ben ilaç, iğne falan istemiyorum. Öyle bir şey oldu sabah ama ben çok sakinleştim yani. Şu an gerçekten çok iyi, çok iyiyim Onur. Hayatım. Değil mi? Söyler misin? İstemediğin hiçbir şey olmayacak. Söz. Söz veriyorsun. Söz. Sen de beni yatırmayacaksın. Asla. Güven bana. Hadi. Haberler sende de harika anlaşılan. Harika. Babam aratmış ablama beni. Gittim, evde parayı bekliyordu. Yuh,
Hayvanlar aleminde bile tür yok. Literatür dışı bir yaşam formu. Harbiden delirtecek. Ha bir de ne yaptıysa Sude Nasfiniz'le konuştuklarımızı anlatmış. Şimdi param var zannediyor. Hiç bırakmaz yakam artık. Çünkü bir o eksikti. Sana hayırdır? Niye böyle suratın asık senin? Ne oldu? Boş ver şimdi. Yeteri kadar sıkılmışsın zaten. Merih germesene beni. Ne oldu diyorum. Al. Nasılsa öğreneceksin. Silahımız ters tepti yani. Adam daha da sahiplendi kızı. Zafer'i postalamayacaktın. Ha, ne oldu şimdi? Yani ne oldu yani ha? Zafer işten çekildi. Onur elden gitti. Hamit zaten 2.80. O işimiz bizim uzar gider böyle. Hem nakit akışı sağlayamazsak bizi buradan da atarlar. Yani her şey alt üst oldu. Bütün plan çöktü. Benim sinirlerim de çöktü. Ne yapacağız biz şimdi ha? Ne oluyor be? Sus. Hatta çık dışarı. Ya ben seni böyle bırakıp nereye gideceğim? Delirme. Merih çık dışarı dedim. Ne yapacaksın? Kırıp dökecek misin ortalığı? Evet kırıp dökeceğim. Çık tamam. Dışarı dedim. Çık. Tamam. Bana da hiç bağırma. Ben seni uyardım. Onur'a saplanma dedim. Merih sus sus dedim sus. Bak canım buradaki her şey çok pahalı. Kır onu da onu da ödetsinler sana ha? Ya Merih çık dışarı çık. Hoş geldin. Merhabalar. Seni dinliyorum. Sürpriz yapmak için bilgi topla dediniz ama bulduklarım size kötü bir sürpriz olacak gibi. Nasıl yani? Şöyle. Sosyal medya hesapları çok yakın zamanda açılmış. Ucuz yola da takip satın almışlar. Bu kim? Tanıdık geldi Simas. Peş peşe çıktılar rezidanstan. Kardeşinizin restoranında çalışıyor. Daha önce orada gördüm diye çektim ama aralarındaki bağı bulamadım. Bu? Aracın navigasyon sistemini ekledim. Burası onun sürekli gittiği bir adres. Aynı zamanda bu adamı sizin evin kameralarında da buldum. Bizim evi? Evet. Kızımı arıyorum diye gelmiş. Zeynep demiş ama. İsterseniz mahalledeki komşulardan sordurabilirim. Ama fotoğrafını göstermem lazım. Melis Hanım'ın da kulağına gidebilir bu durum. Tamam. Gerisini ben hallederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ümit Hanım.